Tarihte bugün 3 Ağustos 1936. Amerikalı siyahi atlet Jesse Owens, Berlin 1936 yaz olimpiyatlarında 100 metreyi 10.3 saniyede koşarak dünya rekorunu kırdı ve altın madalya kazandı. 200 metrede 20.7 saniye ve uzun atlamada 8.06 metre ile de olimpiyat ve dünya rekorlarını kırdı. 1936 yılında olimpiyatları düzenleyen Nazi Almanya'sında 4 altın madalya kazanan siyahi atlet bu rekoru Hitler'in ari ırk teorisine büyük bir darbe vurdu. Olimpiyatları izleyen Adolf Hitler, atletin bu başarısı üzerine Berlin Olimpiyat Stadyumunu terk etti. Kafatası ölçümleriyle deri rengiyle, boy ortalamasıyla insanları kendilerince aşağı ve üstün ırklar olarak ayıran sosyal darwinizmin öncüleri, dünya tarihinde eşine az rastlanır katliamların sözde bilimsel zeminini oluşturdular. 20. yüzyılın ilk yarısının önde gelen ırkçı ve evrimci antropologlarından ve dönemin Amerikan Doğa Tarihi Müzesi Başkanı Henry Fairfield Osborne, İnsan Irklarının Evrimi başlıklı yazısında ırklar arasında kıyaslar yaparak hiçbir bilimsel delile dayanmayan şöyle bir çıkarımda bulunmuştur. Ortalama yetişkin bir zencinin zeka standardı Homo sapiens günümüz insan türüne ait 11 yaşındaki bir genç ile benzerdir. 1800'lerin ortalarında evrim teorisiyle birlikte ortaya atılan ırkçılık tohumları 1900'lerin ortalarına doğru asıl sonuçlarını vermeye başladı. En şiddetli olarak Almanya'da nasyonel sosyalizm ile birlikte kendini gösterdi. Darwin'in çağdaşı ve evrim teorisinin ateşli bir savunucusu olan Friedrich Nietzsche, Almanya'da süper insan ve efendi ırk gibi asılsız kavramları popüler hale getirdi. Nazizm ise kaçınılmaz bir sondu. Hitler ari ırk teorisini milli politika haline getirdi ve arkasında 40 milyon ölü bıraktı. Deutsche Jugend, nach einem Jahr kann ich euch hier wieder begrüßen. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde üstünlüğün ırka göre olmadığını şöyle bildirmiştir. Ebu Zer radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, "Bak ey Ebu Zer, şüphesiz ki sen takva ile üstün olma durumun hariç kırmızı ve siyah insanlardan hayırlı değilsin." Kur'an'a göre fiziki farklılıklar insanları birbirlerine karşı üstün konuma getirmez. Bir insanın üstünlüğü sadece imanının derecesine göredir. Şeytanan Allah'a sanırım, ey insanlar gerçekten biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler şeklinde kıldık. Şüphesiz Allah katında sizin en üstün kerim olanınız, ırk ya da soyca değil, takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, haber alandır.